oldu. Şampiyon edecek takımı Alex'tir. Ben bunu tanıyorum, bunu görüyorum. Bunu da bütün sevgiyle, her şeyle yapmasını istiyorum. Se for possível. Faça o time campeão. Nós vamos fazer o impossível para ser campeão. Biz imkansızı da yapmaya çalışacağız şampiyon olmak için. İnşallah. Começamos bem e vamos tentar terminar melhor ainda. Ben çaya gelip omuzuma alacağım abi. Şu anda iyi başladık ve mutlaka ki sonunu güzel bir şekilde getireceğiz bu sözlerden sonra. Ele falou que se for campeão, ele vai colocar você nas costas e andar no estádio. Eu carrego ele que mais fácil. Ben sizi sırtımda taşıyayım. Estağfurullah diyor. Alex geldi bu takıma ve bu takım da şampiyonluğa neden oldu. Evet. Onu alkışlamak lazım, kaldırmak lazım havalara. Eğer şampiyon yaparsa... Tabii. Yapmazsa da yine de kaldırırım ben şahsen. İyi oyuncu, güzel, hoşuma gidiyor. Formaları giydiniz, ne hissediyorsun Tekrar Baba? Alex'in üstünde senin forman var. Senin üstünde onun forması var. Fark ettim. Ben de 10 numarayı giyiyordum. O da 10 numarayı giyiyordu. Ben formayı alıp götüreceğim. Saklayacağım sonsuza kadar. Şimdi artık forma benim oldu. Pegar a energia toda que ele passava e trazer pra mim. Eu acho que não é número aqui, velho. Kendin giy. Onu al getir. Gollerini de at güzel güzel attın gibi böyle. Ok, sua camisa número 10 não entrega para ninguém. É camisa sua, usa ele bem e guarda ele para sempre contigo. Obrigado, agradeço. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Alex şu anda 1960'ların formasını giydi. O neler hissediyor? O que você está sentindo agora que você está usando camisa da época do 60? O que você está sentindo? Ah, eu gosto da história e respeito bastante a história. Eu acho que ninguém chega à idade que ele chegou, ninguém chega à idade que o Fenerbahçe tem sem essas pessoas, né? Sem as histórias, sem os compromissos. Então, realmente, eu fico bastante feliz quando eu não posso encontrar pessoas que construíram uma história tão bonita quanto a dele, quanto a do clube. Tarihe her zaman için insanların saygı duyması gerekiyor. Kaldı ki bu tarih, 100 yıllık Fenerbahçe tarihi ise geçmişindeki her şey, bütün geçen insanlar, Lefter gibi güzel insanlar, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş materyaller de diye söyleyebiliriz. Hepsine saygı göstermemiz gerekiyor. Ben de onlardan bir tanesiyle birlikte olduğum için ve aynı zamanda da formayı giyebildiğim için üzerime oldukça fazla mutluyum diye söyleyebilirim. Çünkü kolay değil bu kadar tarihi yaşatıp onun içerisinde rol sahibi olmak ve bu kadar güzel insanları da içerisinde barındırmak. Ben şu anda çok güzel duygular barındırıyorum içimde. Aferin, çok güzel, bu güzel. Ama alkışlar son çekildi. Halkı yani çocuğun görüyorum bazen sinirleniyor maç sahada top oynayıp. Top atmak istiyor, boş adam görmüyor işte. O zaman üzülüyor çocuk ya. Kim olsa. Ama onun istediği yere kaçarlar, daha goller atarlar, o da atar, onlar da atar. Você às vezes fica triste, fica sentido dentro do campo, mas se tiver mais gente como você, você vai se sentir mais. Alex, dünya yıldızı, Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu, kaptanı, şu anda sizin yanınızda, sizi ziyarete geldi adaya. Neler düşünüyorsunuz? Çok memnunum yani, çok çok memnunum. Alex'i işte adaya gelip de motorda konuşuyoruz. Peki, Türkiye Ligi'nin ilk penaltı golünü siz attınız. Alex de çok güzel penaltı kullanıyor. Çok güzel. Kim daha iyi penaltı atar? O da atıyor güzel penaltı. O da atıyor.
Quem bate melhor? Eğer aynı takımda oynasaydınız kim atardı penaltıları? Fark etmez, gol olurdu. Kim atar? Serbest vuruşlar için ne diyeceksiniz? Frikikler. Asfaltı. İşte onu bilmiyorum biraz. O da atıyor. O da atıyor güzel. Alex'le aynı takımda olsaydınız kim kullanırdı serbest vuruşları? Artık duruma bağlı. Mesafeye bağlı. Ben belki uzun mesafeden. Evet. O da daha yakın mesafeden daha teknik sol ayağı var. Alex'in en beğendiğiniz golü hangisiydi, hatırlıyor musun? Benim. Alex. Melor golü de Alex. Ben maçlara gitmiyorum, inanıyor musun? Evet. Heyecan var. Heyecan var, gitmiyorum maçlara. Seyredemiyorum ya. Hakikat bu yani. Sizin unutamadığınız... Alex'e top gittiği zaman içi içim ferah oluyor ya. Ama maçı ne zaman seyrediyorum? Gittikten sonra. Gittikten sonra. Televizyonda seyrediyorum. O izlediğiniz gollerin içinde en beğendiğiniz golü hangisi? Hatırlıyor musunuz? Şu golü unutulmazdı dediğiniz var mı? Algun gol da çok güzel goller attı. Hangisini hatırlıyorum? Değil mi? Lefter Baba, sizin kendi golünüz, unutamadığınız golünüz hangisi? Vallahi ben çok gol attım. Bilmiyorum ki ya. Hangisini hatırlıyorum? Macarlara attığı gol. Macarlara attığınız gol olabilir. Macarlara attım. Dünya Kupası'nda attınız. Dünya Kupası'nda. 30 metreden. Evet. Çok gol attım. Çok gol. Gol deli kontra Hungria. Alex ne düşünüyor? Bütün ya, o kadar golün içerisinden nasıl birkaç tane seçebilir ki zaten? Hani 10 tane gol atmış olsa içinden en iyisini seçsin ama o kadar gol atıp nasıl seçecek? Pergunta Punzagiero, eu quero escolher. Eu Türkiye'yi çok seviyordum. Her maçta bir tane atıyordum. Yeni sen mi attın ulan diyordu gene. Yok. Kendiliğinden ayaklarımı ayaklarım topa vurdu, gol oldu, benim de suçum var diyordum Turgay. Turgay Şeren, ele tá na televisão, com certeza quando você vê, você lembra ele, ele era goleiro, todo jogo ele fazia gol pra ele, ele fala, chegava depois do jogo, porra, de novo você fez gol contra ele. En anlamlı goller ama Galatasaray'a atılan goller oluyor. Alex de Galatasaray'a gol attı. Más significado Galatasaray'a atılan goller herhalde en anlamlı. Tabii atacak ya. Çok teknik Alex ayakları var ikisi de. Var ki Alex de. Sol ayaktan oynuyor değil mi o? Evet. Ya sağa da sağa da vuruyor. Sağ ayaktan da. Çok gol attı. Sağ ayağı yok. Mas ele falou que você usa a perna direita também, não só com a canhota. Às vezes sai. Às vezes a gente engana o goleiro. Bazen kaleciyi kandırıp sağ ayakla da atıyoruz. Alex'in Lefter Küçük Andonya'da söylemek istediği neler var? Onu dinleyelim. Mesajı var mı ona? Alguma mensagem para ele? Não, só agradecimento. Primeiro pela história toda que ele construiu dentro do clube, dentro da Turquia. E segundo por ter me recebido aqui, que com certeza é uma das grandes honras que eu tive jogando futebol. Ben tekrardan kendisine Fenerbahçe tarihine, ülke tarihine bütün kattıkları için, bütün yarattıkları için kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onunla birlikte burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Ayrıca bizi burada ağırladığı için ve kendisi bizi burada aynı şekilde bize sevgisini gösterdiği için güzel bir şekilde ona ben sevgilerimi iletmek istiyorum. Ve net bir şekilde söyleyebilirim ki belki de futbol kariyerim boyunca yaşadığım en gururlu, duygu dolu anlardan çoğunu burada yaşıyorum. Ben de aynısını kendisine. Ben de o topu aldığı zaman hoşuma gidiyordu. Bir sevinç oluyor içimde. Bir şey yapacak diyorum. Yapıyor da. Daha fazla yapamaz. Ele tá cheio de alegria dentro quando você joga.
Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Ali Koç ve Cefakar Kanaryalar grubu sizin için bir heykel yaptırdı. Evet, evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl bir mesajınız var? Bu benim için bir gururdur. Hepsine ne kadar teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bu arada Dereazlı tesislerine, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereazlı tesislerinin ismi değiştirildi ve sizin isminiz verildi. Orası artık Lefter Küçük Andonyal tesisi. O da güzel. Ona da memnunum yani. Çünkü ben öleceğim, gideceğim. Ondan sonra bu ismim orada kalacak. Ve orada sporcular yetişiyor. Orası tam bir sporcu fabrikası gibi. Her dalda sporcular yetişiyor. Ve hep sizin adınızın olduğu bir tesiste yetişiyor. Güzel bir sporcu olduğu an ben kendi ismimi ona vereceğim. Gerçekten çok gurur duyduk. Tabii. Çok keyif aldınız bir an. Peki Alex bu konuda ne düşünüyor? Lefter Küçük Andonyadis için bir heykel dikildi. Aynı zamanda tesislerin ismi, Dereazlı tesislerin ismi Lefter Küçük Andonyadis tesisleri diye değiştirildi. Bu tür saygı ifadelerini nasıl değerlendiriyor Alex? İyi, okay.